Şimdi PLC'nin çalışma mantığı aslında klemenslerine normalde açık anahtarların butonların bağlanması mantığı üzerine kurulur. Az önceki örnekte stop butonunu normalde açık kullanmıştık ama biz stop butonunu kumanda devrelerinde her zaman kapalı buton olarak yapmışızdır. Peki normalde kapalı olması gereken bir stop butonu PLC içerisinde neden normalde açık gösteriliyor? Bu mantık olarak biraz daha karmaşık bir konu. Tamamen hafıza alanları PLC'nin RAM olması durumunda ya da kontağın uyarılması durumundaki hafıza alanları ile ilgili bunu adım adım bir bakalım. Önce normalde açık bir buton bağlayalım. Yani PLC girişine normalde açık buton bağlayalım. Program içerisinde normalde açık kullanalım bunu da. Yani benim input 0.0 no'luk girişime normalde açık bir buton bağlamışım. Normalde açık butonu PLC içerisinde de açık kontak olarak göstermişim. Şimdi input 0.0'ın önünde dikkat edecek olursanız bir start butonu var ve program içerisinde de bunu şurada gördüğünüz gibi normalde açık bir kontak olarak kullanmışız. Butona basılmadan önce yani buton açıkken PLC'nin input 0.0 giriş klemensinde 0 volt vardır. Yani lojik sıfırdır. Buna bağlı olarak program içerisindeki input 0.0'a ait normalde açık kontak açık konumunu koruyarak enerji geçişine müsaade etmeyecektir. PLC girişimine normalde açık bir buton kullanmışım ve buton uyarılmadığı için açık olduğu için input 0.0 klemensinde enerji yok. Enerji olmadığı için açık kontak içeride açık olarak devam ediyor. Peki butona basıldıktan sonra ne olur? Butona basıldığında PLC'nin input 0.0 giriş klemensine buton üzerinden 24 volt gerilip uygulanacak ve lojik bir olacaktır. Buna bağlı olarak program içerisindeki input 0.0'a ait normalde açık kontak kapanarak akım geçişine müsaade edecektir. Ben buna bastım butona. Butona basınca giriş klemensindeki enerji 1 oldu. Yani input 0.0'ın yeni değeri artık 1. Input 0.0'ın değeri 1 olduğu için içeride normalde açık kullandığım kontak konum değiştirdi ve kapandı. Peki yine normalde açık butonum var. PLC'nin input 0.0 girişine. Bu sefer input 0.0'ı program içerisinde normalde kapalı bir kontak olarak göstermiş olalım. Yani input 0.0 girişinde bir adet start butonum, normalde açık butonum var ve bu input 0.0'ı program içerisinde ben normalde kapalı kontak olarak göstermiş olayım. Buton açıkken PLC'nin input 0.0 giriş klemensinde 0 volt vardır. Yani lojik 0'dır. Buna bağlı olarak program içerisinde input 0.0'a ait kapalı kontak kapalı konumunu koruyacak ve enerji geçişine izin verecektir. Evet, ben bunu normalde kapalı kontak kullandım ve input 0.0'ın hafıza alanı 0 olduğu sürece bu kontak kapalı olmasını sürdürecektir. Peki, input 0.0'ı kapalı kontak kullandım fakat bu sefer butonu uyardık. Yani butona basıldıktan sonra ne olacak? Butona basıldığında PLC'nin input 0.0 giriş klemensine buton üzerinden 24 volt gerilim uygulanacak ve lojik 1 olacaktır. Buna bağlı olarak program içerisindeki input 0.0'a ait normalde kapalı kontak açılarak akım geçişine müsaade etmeyecektir. Input 0.0'ı ben içeride kapalı olarak kullanmıştım. Bu sefer input 0.0'a ait start butonuna bastık. Kontaklar kapandı. Input 0.0'ın yeni değeri artık ne oldu? 1 oldu. 1 olunca normalde kapalı olan kontaklar konum değiştirdi, açıldı. Enerji geçişini kesti. Şimdi daha karışık olan kısım PLC girişinde normalde kapalı buton bağlanması. PLC girişinde az önceki örneklerimizde stop, OL ya da sınır anahtarında olduğu gibi kapalı bir buton kullandığımızı düşünelim. Input 0.0'ın girişine bir adet stop butonu yani kapalı bir kontak bağlamışız. Peki input 0.0'ın program içerisinde normalde açık kontağını kullanırsak ne olur? Buton kapalı olduğundan PLC'nin input 0.0 giriş klemensine buton üzerinden 24 volt gerilim uygulanacak yani lojik 1 olacaktır. Buna bağlı olarak program içerisinde input 0.0'a ait normalde açık kontak konumunu değiştirecek ve kapanacaktır. Böylece enerji geçişine izin verecektir. PLC'yi siz run yaptığınız anda PLC run yapınca PLC giriş klemensinde 24 voltu görüyor mu? Evet, buton kapalı olduğu için input 0.0 klemensinin girişinde PLC lojik 1 değerini görüyor. 1 değerini görür görmez daha butona herhangi bir uyarı yapmanıza gerek yok. Butonun kapalı olması yeterli.
buton kapalı, Clemens'te enerji var, lojik 1 ve run yaptığınız anda program geliyor bakıyor diyor ki bu input 0.0. Input 0.0'ın açığı. Input 0.0'ın değerine bakıyor. Input 0.0'ın değeri 1. 1 olduğu için bu kontaklarını kapıyor. Peki butona basıldıktan sonra ne oluyor? Butona basıldığında buton açılarak PLC'nin input 0.0 giriş klemensindeki gerilimin 0 volta düşmesine neden olacaktır. Bu ise PLC girişindeki lojik 0 olması anlamına gelecektir. Buna bağlı olarak program içerisinde input 0.0'a ait normalde açık kontak açılarak akım geçişine müsaade etmeyecektir. Şimdi butona bastık. Butona bastığımızda input 0.0 girişindeki enerji kesildi. Yani input 0.0'ın değeri neye düştü? Lojik 0'a düştü. Normalde ne olarak kullanmıştım program içerisinde? Açık. Normalde açık kullanmıştım. Normalde açık konumu nedir? Yani o input'un ya da o kontağın lojik değeri 0 olduğu müddetçe geçerli olan konum. Şu andaki durumu 0 mı? 0. 0 olduğu için normalde açık konumunda şu anda kontak. Normalde açık konumuna geldi. Burada tekrar bakacak olursak buraya input 0.0 değeri ne oldu? PLC run yapar yapmaz. Girişindeki enerjiden dolayı 1 oldu ve normalde açık kontak neye ait? Lojik 0 olduğu duruma ait. Yani o kontağın hafıza alanı lojik 0 ise normalde açık kontak normalde açıktır. Normalde kapalı kullandığınız kontak da normalde kapalıdır. Ama burada input 0.0 lojik değeri 1 olduğu için kontak konum değiştirdi. Açık olan kontağı kapalı. Şimdi girişine stop butonu yani normalde kapalı bir buton bağlanmış olan girişin program içerisinde normalde kapalı kontağını kullandığımızda ne olur? Butona basılmadan önce yani uyarı yapmadan önce buton kapalı olduğundan PLC'nin input 0.0 giriş klemensine buton üzerinden 24 volt gerilim uygulanacak yani lojik 1 olacaktır. Buna bağlı olarak program içerisindeki input 0.0'a ait normalde kapalı kontak konum değiştirecek ve açılacaktır. Böylece enerji geçişine müsaade etmeyecektir. Bakıyoruz PLC run yaptık. Normalde kapalı kontak üzerinden input 0.0'a enerji geldi. Input 0.0'a enerji gelmesi input 0.0'ın lojik değerinin 1 olması anlamına gelir. Ben bunu normalde kapalı kontak kullanmışım program içerisinde. Normalde kapalı kontak ney durumu için tekrar söylüyorum. O hafıza alanının 0 olma durumu için. Ama benim hafıza alanım şu anda ne? 1. Hafıza alanım 1 olduğu için kontaklarım konum değiştirdi. Kapalı kullanmıştım, açıldı. Peki butona bastıktan sonra ne olur? Butona basıldığında buton açılacak. PLC'nin input 0.0 giriş klemensinde gerilimin 0 volta düşmesine neden olacaktır. Bu ise PLC girişinin lojik 0 olması anlamına gelecektir. Buna bağlı olarak program içerisinde input 0.0'a ait normalde kapalı kontak normal haline dönecek, kapanacak ve akım geçişine izin verecektir. Input 0.0'ın buton basıldığı için hafıza alanı ne? Hafıza alanı şu anda 0. Enerji yok, hafıza alanı 0. Normalde kapalı kontak kullanmışım ben bunu programda. Normalde kapalı kontak niye göre? Hafıza alanı 0 olması durumuna göre. 1 olursa açılıyor. Hafıza alanı 0'sa normaldeki konumunu kullanıyor. Hafıza alanım şu anda butona basıldığı için 0 mı? 0 ve normaldeki kapalı konumunda devam ediyor. Ya da açılmışsa normaldeki kapalı konumuna bu kontakları geri geliyor. Şimdi bu karıştırılan bir konudur. Güvenlikle ilgili PLC problemlerini çözeceğim. O güvenlikle ilgili PLC problemlerini çözerken bahsedeceğim. Stop butonu, sıra anahtarları gibi durdurulması istenen ve kablo koptuğunda da sistemin durması istenen yerlerde güvenlik olarak normalde kapalı butonlar ya da kontaklar kullanılır PLC dışarısında. Bunun nedenlerini o çizimler üzerinde o videoyu anlatırken size tek tek göstereceğim. PLC demin de söylediğim gibi dışarıda normalde açık girişler bağlı olma mantığına göre çalışır. Ve eğer siz dışarıdaki açık yani start butonu olarak kullandığınız bir girişi stop yapmak istiyorsanız PLC programında kapalı olarak gösterirsiniz. Ama az önce söylediğim güvenlik nedeninden dolayı durdurma işlemleri, limitleme işlemlerinde normalde kapalı kontaklar kullanılır. Peki dışarıda normalde kapalı bir kontak kullanıyorsam PLC içerisinde yapmam gereken kontağın tam tersini kullanırım. Yani PLC çıkışında start butonu kullandım ve bunu durdurma amaçlı kullanıyorum. Yani normalde açık bir butonu kullandım ve bunu PLC içerisinde durdurma işlemi için kullanıyorum. Burada PLC içerisinde normalde kapalı bir kontak olarak gösterebilirsiniz ama ben bunu dışarıda normalde kapalı bir buton olarak kullanmışsam
yani start değil stop gibi kapalı bir kontak olarak kullanmışsam PLC içerisinde normalde kapalı değil, normalde açık olarak gösteririm onu. Niye? Çünkü zaten buton üzerinden run yaptığınızda enerji gelecek, gelir gelmez benim açık gösterdiğim kontağın konumları değişecek ve kapanacaktır. Bu biraz karışık gibi gelebilir sizlere. Güvenlikle ilgili problem çözümlerinde bu konu üzerine tekrar duracağım. Ama şunu bilin, stoplar, limitleme işlemleri kapalı kontak üzerinde kullanılır ve normalde açık buton mantığına göre düşünürken kapalı buton kullandığınızda içeride normalde açık gösteriyorsanız normalde kapalı, normalde kapalı gösteriyorsanız onu normalde açık olarak programlamak zorundasınız.